malı ho, Türk malı hey. Baba bana para ver, baba der ne? Türk malı ho, Türk malı hey. Türk malı ailesi kuzuları. Peyniri alıyorum, pamuk koyuyorlar, bu kadar ya. Ben sana çok bozuğum Erman, hiç boşuna yılışma. Hayırdır, yine neye bozuldun? Boş ver, önemli değil. Önemli değilse niye bozuluyorsun o zaman? Bu konuda daha fazla konuşmak istemiyorum ya. İzin verirsen uyuyacağım. Bak ya. Bu konuda daha fazla konuşmak istemiyorum Erman. İzin verirsen uyuyacağım. Bir de bu çıktı. 50 kere aynı şeyi tekrarlattırıyorlar. Ne oldu, ne oldu, ne oldu diye soralım diye. Adamı delirtiyoruz ya. Abi hadi. Erman, hiç havamda değilim ya. Israr etme. Kız. Kız. Ben -30 derecede o soğuk suyu yedim. Ben havamdayım da sana ne oluyor havamda diyesin. Sana ne oluyor? Bozuğum diyorum. Ne oluyor? Bozuğum diyorum. Bozulursan bozul. Ben de bozuluyorum. Ben de bozuluyorum. Bak Erman Erman deyip hep bu pozisyona geldiğimiz zaman yapıyorsun abiye. Olmaz. Ben de erkeğim yani. Erman, biraz sessiz olur musun? Uyumaya çalışıyorum burada. Erman olmaz diyorum, yapmasana. Erman, yiyeceksin şimdi şu lambayı ağzının ortasına ha. Ya yeter ya, yeter ya. Farkında mı yavrum? Öyle bir soğuk su yedirdin ki Erman'a, ne yaptığının farkında mı Erman? Erman, çok özür dilerim, çok affedersin ama ayısın. Teşekkür ederim, teveccühünüz. Kolonya alın mı? Oh. Abiye. Sen şimdi böyle bir yağız delikanlıyı bu pozisyonda bırakıp kıçını dönüp yatacağım mı? Soruyorum. Terbiyesizleşme Erman. Evet, yatacağım. Tamam, yat. Yani söylemeyeceksin bana niye bozulduğunu. Kendin düşün bul Erman sabaha kadar. Her şeyi de benden bekleme. Ben senin 950 kredi kartı borcunla çocukların dershane parasını düşünüyor olacağım. Ne yani? Çocuklar dershaneye gitmesin mi Erman? Ya tamam, doğalgazı, jacuzzi'li küveti, mikrodalgalı fırını anladım. Onları geçtim. Çocukların eğitimine de mi karşı çıkıyorsun Erman? Pes. Pes Erman. Kızım, 950 lira kredi kartı borcu olur mu bir insanın ya?
Adamı delirtmeyin bu evde. Adamı delirtmeyin bu evde. Adamı delirtmeyin bu evde. Yeter ya. Kız benim maaşım o kadar. Delirtme adamı. Delirtme. Ya hep aynı şey yapıyorsun işte. Hep aynı şey yapıyorsun. Sorularıma soruyla karşılık verip yine kendini kurtatacağını sanıyorsun değil mi? Çok güzel. Abiye. Abiye. Hadi ben yetiyorum. Allah sana rahatlık versin. Kusura kalma. Benim de tadım kaçtı. Bu saatten sonra benden randıman falan alamam ona göre. Ay, dağları yerinden oynatıyordun sanki. Olsun. Bir atımımız vardı Allah aşkına. Terbiyesizleşme Erman artık ha. Yeter ha. İyice cıvıdın sen. Seviyeyi iyice aşağılara çekiyorsun. Terbiyesiz. Lütfen kıçıma kıçıma değme. Lütfen. Erman, sen neden bana artık hiç jest yapmıyorsun? Kusura kalma, dalmıştım. Ne yapmıyorum, ne yapmıyorum? Jest. Jest. O ne demek? Erman, niye sen bana sürpriz yapmıyorsun? Niye sen böyle odun gibisin? Sürpriz? Erman, benimle lütfen şaşırtılmaya, şımartılmaya, ruhumun okşanmasına ihtiyacım oluyor yani. Abi, ben demin yatağa gelirken çoraplarımı çıkardım. Bu senin ruhunu okşamadı mı? Ben sana nasıl aşık oldum bilmiyorum ki. Zannedersen bir hasmım intikam amacıyla bana büyü falan yaptı Erman. Zannedersem öyle. Hadi kız naz yapma, Allah'ını seversin. Şahane bir jest yapacağım sana, hadi. Ya, Erman! Sen beni bir cinsel meta olarak mı görüyorsun ya? Kızım, Türkçe konuş benimle. Yatak odasındasın, Türkçe konuş benimle. Erman! En sonunda bu televizyonu beni aldırttıracağım, pencereden aşağı attırttıracağım arkadaş ya. Nereden öğreniyorsun sen bu lafları? Kiliseye mi gidiyorsun lan? Erman! Sen sadece canın sevişmek istediği zaman bana iyi davranıyorsun. Yani bu ne demek oluyor? Ben senin için çekici bir vücut ve cazibeli bir yüzden başka bir şey değilim Erman. Efendim? Ya bir dakika, bir dakika. Öyle, bir dakika kalk ya. Öyle lafı koyup nereye yatıyorsun ya? Bu nasıl bir laftır ya? Olmaz öyle şey yani. Tabii ki benim gönlüm seni çekecek. Yani başka bir kadını çekse hoşuna mı gider? Sen bizi böyle namussuz, şerefsiz erkeklerden mi zannettin? Yani ben gözümü kapattığım zaman başka bir kadın mı düşünüyorum? Onu mu ifade etmek istiyorum? Ben anlayamadım yani gece gece. Lütfen, lütfen. Olacaksa olsun, olmayacaksa bok atmayalım. Çekmediğin ne malum Erman Bey? Abi hanım, 10 dakika izin verin. Bak ben size malumun nasıl olduğunu göstereyim ama izin vermiyorsunuz yani. Erman, terbiyesizleşme lütfen. Erman. Bak eğer beni bir aldatıyorsun Erman, sen beni aldatıyorsun. Sen beni aldatıyorsun ki bu kadar ilgisizsin. Bak yine aynı şey yapıyorsun. Yine aynı şey yapıyorsun. Ben ne zaman sana bir soru sorsam sen hemen gözlerini böyle devirip tavana bakıyorsun. Yok ya. Tavana bakıyorum. Benim ağırlığımı çeker mi diye. Biraz daha bize yerine kendimi asacağım. Ay çok güzel ya. Hep aynı kaçamak cevaplar. Hep aynı böyle kendini kurtarmaya çalışmalar. Cıvık bir mizahın arkasına saklanmalar. Abiye, delirtme beni. Delirtme beni. Ya ne bağırıyorsun? Çocuklar uyanacak Erman. Kızım, isteyen taraf benim, vermeyen taraf sensin. Bu durumda ben nasıl ilgisiz kalıyorum? Nasıl oluyor bu iş ya? Erman, argoya kayıyorsun, seviyeyi düşürüyorsun. Sevmediğim ne kadar şey varsa hepsini yapıyorsun ya. Ya bilmiyorum artık, belki de gerçekten istemiyorsun, numara yapıyorsun. Ne? Yani kadınlar yatakta yapıyormuş ya orgazm numarası. Belki seninki de öyle bir şey yani. Yok arkadaş, ben kesin yarın o televizyonu kıracağım, bak göreceksin. Ay ne olursun kır, zaten tüplüydü. Herkes plazmaya geçti, biz geçemedik. Abiye, biz ne yapıyoruz? Onu söyle, ona göre. Ya yapıyorsak yapalım, yoksa yatacağım ben. Yarın erken kalkacağım, işim var ya. Tam tek bir şartla seni koynuma alırım. Neymiş?
Sırtındaki kılları tıraş edeceğim. Arkadaş, seni cezalandırmanın zamanı geldi. Seni cezalandırmanın zamanı geldi. Seni cezalandırmanın zamanı geldi. Bir dakika. Ayakların yatıyor. Bir dakika dur. Ayakların batıyor. Dur ya. Türk balı ho, Türk balı hey. Baba bana para ver, baba der ne? Türk balı ho, Türk balı hey. Türk balı ailesi kuzularım hey. Türk balı ho, Türk balı hey. Baba bana para